Peki, gelelim ikinci hastaya. Bu benim yakından tanıdığım bir hasta. Hastanın ekonomik durumu iyi, özel sigortası var. Pek çok doktora ulaşabiliyor. O yüzden de kafası karışıyor. Bazen bu iyi bir şey olmayabiliyor. 40 yaşından itibaren gecikmeleri başlamış. Bunun da maalesef annesi meme seyahat sebebiyle eksi olmuş. Kendisi çok yoğun fibrokistik dens meme. Hastanın çok ciddi bir problemi var. Kemik mineral dansiometresi çok düşük. Daha bu yaşta bakın 43 yaşında. HRT'ye tabii ki çekinceli. Annem meme kanserinden ölmüş. Böyle bir kamuoyu varken hastanın HRT istemesi zaten beklemiyorum. Ekrem Yalçın, Medipol Üniversitesi Ankara. Beyin cerrahisi uzmanıyım. Biz bu spontan vertebra kırıklarında kifoplasti, vertebroplasti yapıyoruz. Bundan ilgili öncesinde sonrasında bu tedavilere ilgili bir çalışma var mı? Neyi önerirsiniz? Tabii eşlik eden diğer patolojiler açısından ana, anti-SSA, SSB, e, romatoid faktör, çölyak antikorları ve tiroid antikorlarına baktık. Hepsi negatif. Immun aldık, C3-C4 -C4 komplemene baktık. Onlar da normal. Göz kurulu, üveyit gözcüden destek istedik. O da yok. E, muayenesi nasıl dedim oradakilere? Her şey güzel. Gayet iyi çocuğumuz. Kilo boya baktığımızda çok kötü değil e, ortalamada. Ee, yine e, fizik muayenede de bir ağız kuruluğu yok, göz kuruluğu yok, eklem bulguları yok, cilt döküntüsü hiçbir şey yoktu çocuğumuzun. Antibiyotikleri ben e, de Selahattin Hoca gibi 3 hafta kullanmayı yeğliyorum. Çünkü 2 haftanın sonunda testi yaptırıp pozitif çıkıp tekrar o bir belirsizlik yaşamaktansa... Ee, stres yönetiminin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, şöyle hatta SIBO testi yani geliyor hasta SIBO testi istiyorum. Ee, o, o sırada stres reçetesini de mutlaka yazıyorum. Parietal hücre ya da intrinsik faktör antikorları pozitif olan bir hasta bu durumda sürekli intramusküler tedavi doğru olur. Çünkü oral B12 suplementasyonu bir oranda boşa gidecek demektir. Buna katılmayan var mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 falan. Arkadaşlar boşa falan gitmeyecek. Bu da onunla ilgili. PPI kullanan hastada B12 desteklerinin bu ilaçlardan uzak olarak alınması ya da mide asit desteği, limon silke gibi asit ajanlarla birlikte verilmesi doğru olur. Hayır böyle bir şey yok replasman olarak verdiğimiz, destek ürün olarak verdiğimiz B12'nin asitle, limonla, silkeyle, PPI'yle, intrinsic faktörle, parietal hücreyle hiçbir alakası yok kozaya gittiğinizde şimdi çok süratleneceğim, sesi duydum. da yine kanıt düzeyi yüksek. Buradaki deri mikrobiyon bariyeri ve dispyozisle ilişkili bakteriyoterapi çok gündemde çok ilgisini çekiyor dermatologların, kozmetolojinin. Çünkü buradaki asidite probleminin aslında hem oral hem de topikal probiyotiklerle yönetilebileceğine dair çok kanıt düzeyi var. İlişkili ile ilgili bütün akne, atopik dermatit, atopik dermatit ve de çok fazla... E, Geri dönen bu mikrobiyom modülasyonunda sonuçları çok iyi olgular var. Ben zaten bir tane size hemen hızlıca paylaşacağım. Eksende aslında hangi probiyotikler dediğimizde Lactobacillus, Rhamnosus, GG tabi başrollerdi. Onu söylemem lazım. Çok teşekkürler ikinizin de sunumlarından çok faydalandım. Ekin Hocam, sizin sondan e, bir önceki vaka 43 yaşında e, baya osteoporitik evet. artı e, anemisi olan bir vakaydı. Orada dikkatimi çeken, vurgulamak istediğim çölyak araştırılmış mı size gelmeden önce? E, 40'lı yaşlarda o kadar, yani deksasının o kadar düşük olduğu bir hastalığı ve anemik çölyak mutlak araştırılması evet. gerekir. Eğer aile hekimi görmüş mü bilmiyorum. Dahiliye uzmanı görmüş mü? Şimdi bu statinler gerçekten çok mu abartılıyorlar, çok mu fazla kullanılıyorlar, zararlılar mı, çok mu pahalılar? İlaç firmalarının bir saldırısı sonucunda dünya ekonomilerini alt üst edecek şekilde bir e, yalan silsilesi içerisinde miyiz? Ve bir uzman görüşü ifade etmek gerekirse ben bu ilaçları ne kadar kullanıyorum, nerede kullanıyorum? Bunları size bilimsel veriler ışığında anlatmaya çalışacağım. Tabii ki uzman görüşüyle kendi görüşlerimi de ekleyeceğim ama yani statinlerin gerçekten yan etkileri var mı? Varsa ne kadar önemsenmeli ve bunlarla nasıl mücadele etmek gerekiyor? Kısaca size onlardan bahsetmeye çalışacağım. Özel beslenme formlarının yani kandidiyatların adjuvan kullanımının gerekliliğine ilişkin güvenil burgular bulunmamaktadır. Bütün hayalleriniz yıkıldı değil mi? Kandida diyeti diye bir şey kalmadı. Bağırsak'taki mikroekolojik sistemi stabilize etmek için genellikle önerilen yüksek lif içeriği ve azaltılmış şeker içeren karma bir diyet kullanmak çok daha mantıklıdır. Niye? Yüksek lifle bakterileri besleyeceksiniz. Düşük şekerle de kandidanın üremesini azaltacaksınız. Ben de bunu yapıyorum. Biz zaten yaklaşık olarak yaptığımız tedavilerde bunu yapıyoruz zaten. Adına kandida diyeti demeksizin. Çok kullanışlı aletler çünkü yanınızda taşıyabilirsiniz ve biz de rutinde hastalarımız ilk geldiğinde nasıl kan tahlillerine bakıyoruz, tansiyonunu ölçüyoruz, efendim sırtını dinliyoruz. Ben bütün hastalarıma 5 dakikalıkta bir Kalp hızı değişkenliği analizini bu cihazlarla yapıyorum. Çok da kullanışlı oluyor. Bu ilaçlarda ilaç tatili önemli. Yani bu ilaçları kullanırken bir müddet zaman zaman ara vermek lazım. Çünkü kemik döngüsünü o kadar inhibe etmek de çok iyi olmuyor. Neden olduğunu biraz sonra anlatacağım. Oral bifosfonatlar da böyle sabah aç, bol suyla alınmalı. Hasta yatmamalı. Çünkü reflü olursa özefagüs iritasyonuna neden olabilir. Gizle ilgili sorunlarda da pek bu ilaçları biz istemiyoruz. Burada şey deniyor. Kemik, yıkım ve yapım metabolitlerini izleyerek verdiğimiz ilacın Değiştirmek gerekir mi, dozunu artırmak gerekir mi, alternatif bir şey aramak gerekir mi, üstüne bir şey koymak gerekir mi? Yani kemikte yıkım durdu mu? Ee, bunu anlamak ve aynı zamanda hasta uyumu var mı? Yani kişi bunları kullanıyor mu? Bunu anlamak için kemik metabolitlerinin kullanımı yaygın olmasa da bununla ilgili tartışmalar var biliyorsunuz. Ben bununla ilgili bir anne kız e, araya sokmak istiyorum sadece. İnteraktif bir şey yapalım, sunum hazırlamayalım. Siz bize soru sorun, biz de cevaplayalım. Siz bize soru sormazsanız biz Erol'la sabahtan beri birbirimize soruyoruz, devam ederiz. Tabii tabii, <laughs> biz hiç sıkılmadan birbirimize soru sorabiliriz. Evet. Ama bizim için bu bitkiler fazlasıyla yeter. Son 35 yılda yapılan 35 adet klinik çalışma. Ee, bunu düzeltmemişim. Ee, bu benim geçen sene hazırladığım bir slayttı. Son 36 yılda yapılan 42 adet klinik çalışma. 7 tane daha klinik çalışma var çünkü. Ondan eklememişim buraya. Bu eski slide'da kalmış. 42 tane klinik çalışma var. Kronik venöz yetmezlik tedavisinde tavşan memesi ekstresi ve kombinasyonlarının en iyi kombinasyonu hangisiyle yapıyorduk tavşan memesinde? Biraz önce söyledim. At kestanesiyle yapıyorduk. Kombinasyonlarının çok yararlı olduğu gözlenmiştir. Toplam 10.246 hastanın verileri incelenmiş tavşan yemesi ekstreleri ve kombinasyonlarının hastalığın semptomlarındaki ağrıları, paraliziği ve plasma göre çok daha net bir şekilde iyileştirdiği gözlenmiştir. Fitoterapi, tıbbi bitkilerle yapılan tedavi, çok geniş bir yelpaze ile bazı konularda bize büyük destek verir. Bunlardan bir tanesi mide bağırsak hastalıklarıdır çok geniş bir yelpaze ile bize imkan tanır. Bir tanesi diyabettir, metabolik sendromdur. Çok geniş bir yelpaze ile destek tedavide hatta direkt tam tedavide bize destek olur. Aynı şekilde venöz yetmezliklerde de çok aşırı zengin olmamakla beraber çok etkili tıbbi bitkiler vardır. Ve gerçekten tedavilerimize uyarladığımızda da alacağımız sonuçlarla bununla hepimizde zaten bunu fark edebilecek durumdayız.